Herkese merhabalar. İsteklerimiz, ihtiyaçlarımız, ekonomik faaliyetler konusunu öğrenmeye hazır mısın Tonguç Hazırım mı, öğretmenim. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bugün gerçekten çok önemli bir konu öğreneceğiz isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı, ailemizi ve çevremizdeki ekonomik faaliyetleri öğreneceğiz. Gerçekten çok önemli bir konu ve hemen ardından da sizlerle birlikte dördüncü sınıf zoru bankamızdan ve aynı zamanda dördüncü sınıf video anlatımlı etkinlikli soru bankamızdan yani tüm dersler soru bankamızdan çok güzel ödevler vereceğiz. Hazırsak hep beraber başlayalım. Hadi bakalım intromuz girsin Tonguç'um. <laughs> Öncelikle Hayatımızı sürdürmek için gerekli olan, yokluğunda sıkıntı çekilen her şeye ihtiyaç deniyor. Günlük hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmiş olan bazı ihtiyaçlarımız var. Mesela genel yani internet bizim ihtiyacımız artık değil mi sonuç Ermenim? Evet öğretmenim. Harikasın. Aynı zamanda bilgisayar, tablet, buzdolabı, süpürge, saat bunların her biri artık bizim hiçbir şekilde vazgeçemeyeceğimiz şeyler haline geldi. Dolayısıyla artık ihtiyaçlarımız değişti. Eskiden insanlar buzdolabına ihtiyaç duymuyormuş. Yiyeceklerini işte ne bileyim böyle pastırmayla saklıyorlarmış. Yani böyle baharatlarla saklıyorlarmış. Depolara koyuyorlarmış. Soğuk yerlere koyuyorlarmış. Ama günümüzde buzdolabı olmayan ev var mı Tomuç Herhalde? Yok öğretmenim. Evet, Harikasın. Bütün evlerde artık buzdolabı var. Şimdi... Beslenme, bak yemekler, barınma yani ev ve giyme ihtiyaçlarının mutlaka karşılanması gerekiyor. Şimdi Yokluğunda yaşamsal faaliyetlerimizi doğrudan etkilemeyen, kişilere göre değişiklik gösteren ihtiyaçlar isteklerimizi oluşturuyor. Mesela resim yapmak, tatil yapmak, spor yapmak, müzik dinlemek ve benzeri isteklerimize sosyal ihtiyaçlar deniyor. Mesela Tonguç evladım benim uzun bir tatil vardı öyle değil mi? Sen bu tatilde ne yaptın evladım benim? Yaptım, dinlendim, oyun oynadım. Çok güzel bak burada yatıp dinlenip oynamak bunlar çok güzel şeyler. Bunlar senin isteğin bazıları ise ihtiyaçları. Mesela uyuman bir ihtiyaç zaruri yani bu uyumadan olmaz. Ama dinlenmek ya da oyun oynamak ya da işte tatil yapmak, spor yapmak bunlar senin isteklerin oluşturuyor. Dolayısıyla isteğin olduğunu iyi bileceğiz. Şimdi Öncelikle zorunlu olan ihtiyaçlarımızı daha sonra da isteklerimizi karşılamalıyız. Gereksiz istekler aile bütçesine zarar verebilir. Mesela hiç ayakkabım yok ben yeni ayakkabı istiyorum diyen bir çocuğun eğer birden fazla ayakkabısı varsa bu doğru mudur sence Tongçelan? Hayır etme. Evet Haklısın. Çok güzel. Niye? Çünkü zaten bir sürü ayakkabısı var. Daha birkaç tane daha ayakkabı istiyorsa ihtiyacı olmadığı halde, zorunlu olmadığı halde sırf isteği için istiyor demektir. Bu da aile bütçesine zarar verebilir. Şimdi İhtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak sürdürülen işlerin her birine ise ekonomik faaliyet deniyor. Mesela diyelim ki biz ne yapıyoruz? Meyve suyu içiyoruz diyelim ki. Bu meyve suyu ilk başta elma suyu olduğunu düşünelim. Bu öncelikle üretiliyor. Nerede üretiliyor? Tarlalarda, ağaçlarda çiftçilerimiz elma üretiyor. Üretim demek ki ihtiyaç duyulan malların veya hizmetlerin meydana getirilmesi, oluşturulması, üretilmesi. Ağaçlarda e, çiftçiler elmaları ürettiler. Tamam çok güzel. Ardından da bu elmalar ağaçlara geldi. Tamam. İşte Allah çok güzel yarattı elmaları. Biz de topladık dallardan. Çiftçiler topladı. Bunları ne yapacaklar? Yiyecekler değil mi tomuç elmaları? Evet öyle. Hayır elmaları niye yesinler? Tabii ki yiyebilirler. Yemek hakları var ama... ...yemeden önce bunları güzel bir şekilde ne yapıyorlar? Satabilmek için. Sonuçta çiftçi bu işten para kazanıyor. Bunları bize göndermesi lazım. Onun için ne yapıyor? Kamyonlara yükleniyor. Kamyonlara yüklendikten sonra... ...ürünün tüketiciye ulaştırılması sağlanıyor. Yani nedir? İşte marketlere geliyor. İşte çiftçi bunları ürettikten sonra kamyonlara yüklenip şehre gelmesine ise biz dağıtım diyoruz sonuççularım benim. Şimdi peki tüketim nedir biliyor musun sonuççularım benim? Ne diyor öğretmen? Nasıl bilmiyorum. <laughs> Akşama kadar zaten yaptığımız şey biz tüketiciyiz. Tüketim ürünlerin veya hizmetlerin satın alınması ya da kullanılmasıdır. Şimdi çiftçi elmayı üretti. Kamyon şoförleri bunları çok güzel bir şekilde veyahut da işte minibüs şoförleri neyse artık bir şekilde tırlar, uçaklar, gemiler bu elmaları Manavlara getirdik. Biz de gittik manavdan abi bize iki kilo elma ver dedik. Bir kilo elma verdik. Bunu aldığımızda işte bizim yaptığımız şey de tüketim olmuş oluyor Tonguç'um. Demek ki mesela diyelim ki balıkçının balıkları tutması üretim. Sonra onların kamyona yüklenip e, hale gelmesi dağıtım. Bizim de o balıkları alıp yememiz, satın almamız da tüketim oluyor. Şimdi ülkemizde tarım ve hayvancılık adına nerede neler üretiliyor gel bakalım istersen. Mesela Marmara'ya bakalım. Marmara'da Edirne ve çevresinde pirinç. Ayçiçeği tarımı bilhassa Ergeni Havzası'nda. Kümes hayvancılığı yani işte Tavuk, horoz, böyle civciv buna benzer şeyler kümes hayvancılığı o bölgede çok fazla. Karadeniz'de ise çay, mısır, fındık tarımı yani bunlar çok fazla. Hatta çay yüzde %100 e, Karadeniz'de, Rize ve çevresinde. Ve balıkçılık ve arıcılık yapılıyor. Doğu Anadolu'ya baktığımızda kayısı tarım yapılıyor Malatya'da. Ve yine Erzurum Kars Suresi'nde de büyük baş hayvancılığın yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Ege bölgesine baktığımızda zeytin, tütün, üzüm, haşhaş, incir tarımı ve arıcılık yapılıyor. Burada da yine bunu zühtü diye kodluyoruz bak zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir tarımı yapılıyor. Akdeniz'e baktığımızda turunçgil tarımı yani portakal, mandalina, limon, greyfurt gibi şeyler ve muz tarımı yapılıyor. Gül tarımı yapılıyor Isparta'da ve seracılık yapılıyor. Seracılık nedir biliyor musun Tonguç Ela'm benim? Bilmiyorum öğretmenim. Evet Hemen söyleyeyim. Seracılık güneşli gün sayısına bağlı olarak Akdeniz'de sıcaklığı kontrol altına almak demek. Yani hava esasında çok da sıcak değil ama bitkilerin etrafını kaplıyorlar böyle seralarla yani böyle cam evken gibi plastik gibi şeylerle. Sonra içeride soba yakıyorlar, ısıtıcı yakıyorlar... böylece bitki bakıyor gökyüzünde güneş var. İçerisi sıcak. E, o zaman ben bir açayım diyor. Ben yine bir domates olarak geleyim diyor. Tabii ki seracılık kışında domates üretebilmek demek. Hani böyle Antalya falan gidersen böyle bir sürü seralar görürsün. Üzeri böyle şeffaf şeylerle açık. Orada işte tarım ürünleri üretiliyor. İç Anadolu'ya baktığımızda buğday, arpa, şeker pancarı ve patates tarımı yapılıyor. Bir de küçük küçükbaş hayvancılık yapılıyor. Güneydoğu Anadolu'ya baktığımızda ise yine pamuk, mercimek, antep fıstığı ve karpuz tarımının yapıldığını söyleyebiliriz. Şimdi gelelim buraya. Ülkemizde turizm açısından çok güzel yerler var. Deniz ve kış turizminin geliştiği bazı illerimize bakalım. Mesela Erzurum'da kış turizmi var. Bolu'da sence deniz turizmi var mıdır evladım benim? Hayır evet benim. Harikasın. Niye? Çünkü Bolu'da deniz yok. Erzurum'da da deniz turizmi olamaz. Bursa'da var birazcık. Bursa'nın gene Mudanya ilçesinde denize kıyıları var ama Antalya, Muğla, İzmir'de deniz turizmi çok fazla. Niye? Antalya'da Alanya var. İşte Kaş var. Alanya il merkezi var. Kemer var. Muğla'da yine Fethiye, Marmaris, işte Bodrum var. E, e, Aydın var, Aydın'a Kuşadası var, İzmir'de yine Çeşme var. Bunlar her biri deniz turizminin geliştiği yerler. Ama Erzurum'da, Kayseri'de, Bolu'da buralarda kış turizmi gelişmiş. Bursa'da aynı zamanda kış turizmi olarak Uludağ da var. Deniz turizmi de, hani her ne kadar buralar kadar olmasa da yine Mudanya'da deniz turizminin geliştiğini söyleyebiliriz. Gelelim buraya madenciliğe. Madenlerimiz demir madeni Sivas'ta ve Malatya'da çıkarılıyor. İnşaat sektöründe ve metal sanayisinde kullanılıyor. Bakır yine Artvin'de, Kastamonu'da ve Elazığ'da çıkarılıyor. Elektrik ve elektronik sanayisinde kullanılıyor. Bor nerede kullanılıyor biliyor musun Tonguç Biliyorum öğretmenim. Hemen söyleyelim. Bor da deterjan yapımında, boya, kimya ve benzeri sanayilerinde jet ve roket yakıtı yapımında kullanılıyor. Ve dünyada en fazla bor ülkemize çıkarıyor. İnşallah bor ülkemize her zaman bu şekilde birinci sırada çıkarılmaya devam edecek. Ve inşallah da bitmez değil mi Tonguç öğretmenim? Bitmez öğretmenim. İnşallah bitmez diyoruz. Bor gerçekten bizim için çok büyük bir zenginlik kaynağı olabilir. Kömüre baktığımızda yine elektrik üretiminde demir çelik ve çimento imalatında kullanabiliyoruz. Zonguldak, Karabük ve da var. Gelelim sanayi ve ticarete. Ülkemizde sanayinin geliştiği yerlerde ticarette gelişmiştir. Mesela İstanbul'da sanayi geliştiği için ticarete gelişmiş. Bursa'da öyle, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Antep, İzmit. Buralarda hem sanayi hem ticaret gelişiyor. Ve buralarda bir şey daha söylüyorum Sanat Onguç'um. Ulaşım da gelişiyor. Niye? Fabrikaların olduğu yere... Ee, kamyonlar, tırlar, ulaşım araçları gelmesi lazım değil mi Tomuç Evet öğretmenim. Yani? Harikasın. Şimdi konumuzu güzel bir şekilde öğrendik. Burada dördüncü sınıf etkinlik soru bankamıza bakalım yeni bir kitabımız. Burada sosyal kısmını açtığımızda bak burada hem etkinlikler var hem de çok güzel sorular var. Sosyal kısmını açıyorum şöyle nerede? Burası matematik, fen, ha, kırmızı kısım sosyal. Burada ha ailemle ve çevremdeki ekonomik faaliyetler demiş. kan bak burada gösteriyorum. Şimdi öncelikle isteklerimiz ihtiyaçlarımız var. Burada ünite değerlendirme var. Sonrasında bunda da çok güzel etkinliklerimiz var. Ailemde ve çevredeki ekonomik faaliyetleri görüyoruz. Ve bunların ardından da çok güzel sorularımız var. Burada takıldığımız sorular olursa karakül okutarak soruların çözümünde uzman öğretmenlerimizden dinleyebiliriz. Video anlatımının etkinlik soru bankamızı mutlaka ulaşın arkadaşlar. Tonguç Mağazı'dan ya da size en yakın Tonguç Hapsi'den ulaşabilirsiniz. Zoru Bankası'na da hemen açalım. Zoru Bankası'na da burada hemen açıyorum. Bak burada. Türkiye Cumhuriyeti'nin. Pardon buradan. Önce ekonomik faaliyetler ve istek ihtiyaçlar. Burada sosyal 19 ve 20 numaralı testleri çözüyoruz. Ekstra dijital sorularımızı da çözüyoruz. Takıldığımız soru olursa da karakol doktora soruların çözümünü uzman öğretmenlerimizden dinleyebiliyoruz. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar. Nerede? Hadi bakalım.